Teksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekoturk TV'de ben Cenk Akyoldaş. MTR Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Biliyorsunuz FED toplantısı günlerinin başladığı döneme geldik. Bugün yarın görüşmeler olacak. Şahinleşen bir FED gelecek mi gelmeyecek mi? Buradan gelecek haber akışlarına bağlı olarak DX5 ve aynı zamanda 10 yıllıklarda nasıl bir seyir olacak? Kıymetli metaller üzerine nasıl bir baskı oluşacak mı yoksa destek mi gelecek? Bunların hepsini yakından takip ediyor olacağız. Bu aynı zamanda bu haftada sadece FED'le bitmiyor. Biliyorsunuz İngiltere'den de, Japonya'dan da, Avrupa Birliği'nden de Merkez Bankası ve toplantıları var. Tabii içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısında olacağını biliyoruz Perşembe günü. Bunun arifesine dün Merkez Bankası tarafından gerçekleştiren doğrudan müdahaleler vardı yine döviz piyasasında. 14.60 seviyesinden başlayan hareketle 13.80'lere kadar inmiştik. Bugün tekrardan 14'lü fiyatlamalarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 14.20 civarında, 14.15, 14.20. Bu da gram altın fiyatında hala baskı unsuru olarak devam ettiğini görüyoruz. Diri kalmasını sağladığını belirtelim. Bugün şu ana kadar herhangi bir Merkez Bankası'ndan yeni bir müdahale gelmediğini de belirtmek lazım. İsterseniz önemli bir haber başlıklarına bakalım. Peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam. ABD'de haftalık çelik üretimi %0.6 artış gösterdi. ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 11 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0.6 artarak 1 milyon 818 bin ton oldu. Düşük yatırımlar petrol üretimini %30 azaltabilir. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman, fosil yakıtlara yatırımların düşüş göstermesi nedeniyle 2030 yılına kadar küresel petrol üretiminin %30 azalabileceğini, aynı zamanda enerjiye yeterli harcama olmaz ise tehlikeli olabilecek bir döneme doğru gidileceğini, bunun sonucunda da bir enerji krizi yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca OPEC Plus'ın fiyatlardaki herhangi bir düşüşe hızlı tepki verebileceğini söyleyerek işlemcileri petrolde açığa satışa karşı uyardı. Suudi Arabistan'dan ayrıca başka bir başlıkta 100 milyar dolarlık enerji yatırımı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman, krallığın yenilenebilir enerji projelerine 380 milyar riyal yani 101 milyar dolar ve 2030 yılına kadar enerji dağıtımında 142 milyar riyal daha yatırım yapmayı planladığı açıklandı. Avrupa içinde yeşil enerjiye geçişte bir adım daha atıldı. Avrupa Birliği yeşil enerjiye geçişin bir parçası olarak doğalgaz ithalatına yönelik uzun vadeli sözleşmeleri sona erdirmek için belirli bir bitiş tarihi planlıyor. Bunun en büyük tedarikçisi Rusya için olumsuz olduğu ifade edildi. Bloğun yürütme kolunun enerji piyasalarının kapsamlı bir revizyonda bu tür sözleşmenin 2049'un ötesine uzatılmasını önlemek istediği belirtildi. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda enerji krizi yaşanan dönemde Avrupa Birliği tarafında nükleer enerjinin yeşil sınıfına sokulma girişimleri olduğunu görmüştük. Biraz daha o tarafa doğru kayış olması bekleniyor. LPG piyasasında 2022 yılı gelir payı belli oldu. Bedeli 16 TL bölü ton oldu. LPG piyasasında 2022 yılı gelir payı bedelinin 16 TL bölü ton olarak belirlenmesine karar verildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konuyla ilgili kararı resmi gazetede yayınlandı. Dönelim fiyatlamaya bakalım. Altın 1785'teyiz. Bekleme gör politikası devam ediyor. Gram altın 811 TL'de, dolar TL 14.14'te, gümüş 22.21'de 0.45'lik düşüşle karşı karşıyayız. Gram gümüş 10 TL'nin hemen üzerinde, %1.97 primli. Palladium'da 1679'u görüyoruz. Platin 928, Brent 75 dolarda. WTI 71.89'da, doğalgaz 3.76, soya fasulyesi 1242.50, mısır 582'de, buğday 785.50, kahvede de 236. Dün petrol tarafında biraz satış baskısı olmuştu. Onun arkasında yatan faktör omikron varyantıyla ilgili gelişmeler haber başlıklarının ön plana çıkmasıyla gerçekleşmişti. Dönelim DXY tarafına bakalım. FED toplantısı öncesinde nasıl bir seyir var? Sakin bir seyir. Düşenin üstüne atma çabası. 96.50'leri deneme çabasını görüyoruz. 96.40'tayız. Bir ataklanma gerçekleştirmek ister gibi ama çok da böyle
kararsız noktada. Yukarı gitsem mi gitmesem mi arasında bir karar verme sürecinde bekle gör burada da devam ettiğini belirtelim. Özellikle 96-35'te bulunan ortalama ilk eti ortalamamız peşinden 96-29 ve 96-19 üç tane ortalama bize destek olarak çalışma potansiyeli gösterdiğini. Aşağıda kırmızıyla olan 95-90'daki ortalamanın kırılmadığı sürece hareketin hala yükseliş trendinin içinde kalmaya devam ettiğini bize işaret ediyor. Şimdi haftalık grafiğine baktığımız zaman buradaki 5 haftadır süren yataylaşmanın artık FED toplantısıyla birlikte başka bir boyuta geçip geçmeyeceğini yakından takip ediyor olacağız. Burada 96-25-96-27 bandı bizim için önemli bir reşikti. O bölgenin üzerinde tutunmaya başladığını görüyoruz. Bu haftanın sonunu bu bölgenin üzerinde kapatacak mı, kapatmayacak mı? Bu sert hareketten sonra bu bölgeyi biraz doldurmaya başladığını söylemek mümkün. Beklentimiz de o yöndeydi. Beklenti hatta ben bu üst sınırı 96-25'e koyup beklenti aralığını bu aralıkta aşağıda 95-25, yukarısı 96-25 bandı içinde geçirmesini beklerdim. Ama daha yukarıda, daha diri noktada taşıdığını kendisini görmekteyiz. Bakalım haftanın kapanışı 96-25 bölgesinin üzerine gerçekleşirse o zaman uzun vadeli olarak beklentimiz olan 97-80 bölgesinin teyit alma durumuyla karşı karşıya kalmamız söz konusu olacak. Bakalım gelişmeler şahinleşen bir FED'e işaret edebilecek mi bu omikron varyantı söylemleri esnasında. ABD tahvil piyasasına bakalım. Özellikle 2 yıllık tahvil tarafında sıkıntı var diyorduk. 0.70'lerin üzerine atmıştık. Tekrardan geri çekilmenin olduğunu görmekteyiz. Bu omikron varyantı burayı da biraz etkilediğini söylemek mümkün. Özellikle 10 yıl tarafta 1.40 bölgesine doğru tekrardan geri çekildiğimizi söylememiz söz konusu olabilir. Aşağıda burada morla gözüken ortalama bölgesinde destek almaya çalıştığını söyleyelim. Yukarıda 0.85 hedefi hala baki. Aradaki makas çok daraldı. Nereden bakın 0.85'lere kadar düşmüş bir yapıya işaret ediyor. Bu sürdürülebilir mi? Daha mı derinleşecek bu? Akşamki ve yarın akşamki gelecek olan sinyaller, Powell'ın yapacağı basın toplantısındaki söylemleri buradaki seyrin daha netleşmesine yol açacaktır. Haftalık grafiğine bakarsak 10 yıllık tahvilin burada da 1.43-43'lerde olduğumuzu, 1.40'da bulunan 100 haftalık ortalama üzerine tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama iki tane kritik değerlendirdiğimiz ortalama vardı. 8 ve 21 varlık ortalamalar, haftalık ortalamalar. O bölgenin altına sarkması hala burada talebin güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtelim. 2 yıllıktan biraz kaçış buraya girişi tetiklemiş pozisyonda diyebiliriz. Bu bilgiler ışığında biraz da dönüp dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de nasıl bir yapıya işaret ediyor son süreç? Son sürece baktığımız zaman 240 dakikalık grafik açısından değerlendirdiğimizde dünkü müdahale sonrasında nereye kadar gelmiştik? 19 barlık ortalama, şu pembeyle gözüken 19 barlık ortalama. Merkez Bankası bu bölgenin altına indirmek için elinden gelen çabayı gösteriyor son günlerde. Ama dünkü müdahale esnasında 2,5 milyar dolarlık müdahalede de 14.60'lardan bizi o bölgenin altına çekmişti ama maalesef o bölgenin altında kalamadığımızı, bugün tekrar 14.22'lere geldiğimizi işaret eden bir süreçle karşı karşıyayız. Mor'da gözüken ortalama 13.61'de esas bizim seyri tamamen çevirdiğimizi anlayabilmemiz için kovalamamız gereken ortalama, yeşille olan ortalama çok çok uzun vadeden beri de biz bu yeşille gözüken ortalamanın altında kapanış almamışız. Yani 13.32 trendin tamamen dönüş sinyali olduğu bölge olacaktır. Ama şu an için hala burada güçlü bir seyre işaret ettiğini hatırlatalım. Sepet kura da bakalım. Diyoruz ki dolar güçleniyor. 96.40'lara geldi. Diğer para, altın para birimine karşı da güçleniyor. O nedenle dönüp bir döviz sepeti tarafına bakalım. Yani o zaman euroya karşı nasıl bir seyir var ki euro-dolar paritesinin etkisini yedirdiğimiz grafik olarak sepet kura baktığımız zaman. Buradaki yapı bize yukarıda 15.98 hedefinin baki olduğunu, geçtiğimiz hafta biraz daha sakinleşse de bu hafta tekrardan bir atakla karşılaştığımızı gösteriyor bize. Mavi ile gözüken ortalama 14.5 bölgesinde. O bölgeyle çok uzun zamandan beri, şuradaki seyir başladığından beri temaslanmadığımızı görüyoruz. Ne zaman 14.5 bölgesinin altında fiyatlamalar almaya başlarız, o zaman resim ya da maviyle gözüken ortalama nerede teşkil eder ve fiyatlama o bölgenin altında başlar fiyatlama, o zaman rahatlama geldi diyebiliriz. Şu an için hala o bölgeden %4 civarında yukarıda olduğumuzu söyleyelim haftalık grafik adına. Günlük grafik adına baktığımız zaman neye gösteriyor? Burada da sarıyla gözüken ortalama bizim ana destek noktamız. O bölgeden de açılmışız, marjı açtığımızı görmekteyiz.
14.09 aşağıda destek olmaya devam ettiğini söylememiz mümkün. Buradaki yapıya dikkat ettiğimiz seyir 14.47 altında fiyatlamaya ihtiyaç olduğunu belirtelim. Benzer bir hikaye. O bölgenin altındaki fiyatlamaları aldığımız zaman TL'de rahatlama geldi demek olacak. Şu an için hala o bölgeden uzak olduğumuz güçlü bir seyre işaret ettiğini belirtelim teknik açıdan. Global MTI Endeksine baktığımız zaman ne görüyoruz? 96.44'lerdeyiz. 97.25 bölgesi test edildi, geçilmeye çalışıldı ama başarısız olduğunu, tekrar bir geri dönüş yaşadığını görmekteyiz. Artık 97.25'in altına bu haftayı da kapatır isek, o zaman biraz daha geri çekilme sürecinin tetikleneceği döneme giriyoruz demek olacaktır. O zaman aşağıda 92.75'ler, 96.60'lar gündeme gelmesi beklenebilir. MTI tarafının biraz zayıf gitmeye başladığına işaret eden bir grafiği temsil ediyor. Aynı şekilde Refinitiv'in çekirdek MTI endeksine baktığımızda buradaki yapı da bize hala güçlü seyre tamamen dönüşün gelmediğinin işaretini veriyor. 225 bölgesindeyiz, tam orta FIBO desteği noktasında hareket ettiğimizi. Kanal içine giriş denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını gösteriyor şu an için. Tabii daha haftanın kapanmasına çok var. Olası dolardaki güçlenmenin devamı MTI fiyatlamaları üzerinde bir baskı unsuru olarak kalmaya devam edebilir. Bunu da unutmamak lazım. Şu tepenin oluştuğu bölgeye bakarsak o bölge Fed'in sıkılaştırma söylemlerinin, varlık alım programlarının azaltılmaya başlanması, doların değerlenme sinyalinin o 93.50'lerden bir anda 96'lara kadar gelmesini sebep veren bölgeyle eşitlenik olduğunu hatırlayalım. Demek ki dolardaki güçlenme hep belirttiğimiz gibi MTI fiyatlamaları üzerine baskı unsuru olmaya aday. O nedenle bundan sonraki süreç biraz daha yakından takip edilecek. Altın tarafına dönelim. Altın fiyatlamalarındaki etkili olabilecek ETF stok verisine bakalım. O tarafta sakinlik devam ettiğini görüyoruz. Küçük oyuncular, minimal alışlar, satışlar var. E-Funk'ta ve Physical Push tarafından hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Hatta burada yeni bir oyuncunun da oyuna katıldığını söylemek mümkün. 68 milyon sınırında tutunmaya devam ettiğini, fiyatlama üzerine çok büyük bir baskı oluşturacak bir unsurun buradan sinyal olarak alınmadığını söyleyebiliriz. Gram altın tarafına dönersek, gram altında güçlü seyir devam. 815 TL'nin üzerindeyiz. Burası önemsediğimiz bir nokta. Bu bölgenin üzerine atıp atmayacağına bakacağız. FIBO açısından kritik bölge. Dediğimiz gibi hep belirtiyoruz. Burada gram altın bütün desteğini dolar TL'den aldığını, ons altın tarafından bir destek alamadığını, ons altın tarafının hala zayıf seyrettiğini, bakalım çarşamba akşamından sonra burada bir yön arayışı bulunabilecek mi? Yılın kapanışı hangi bölgeden gerçekleşecek? Bunların hepsi önemli. Eğer ons altın tarafından da burası destek alabilir ise, yani 2000 dolarlı rakamlardan bahsediyor olsaydık bugün 1000 TL'yi geçmiş gram altın fiyatından bahsediyor olmamız beklenirdi. 1750-1800 bandında kalan bir ons altın bize gram altında fiyatlamaların bu seviyelerde kalmasına destek olduğunu gösterdi. Ons altın haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafik ne söyler? 1798-1795'te bulunan iki ortalamamız, 50 ve 8 barlık ortalamalar direnç olmaya devam ettiğini görüyoruz. Daha dar bir bantta hareket ettiğimizi, mumun şu anda boyunun kısa kaldığını, alt banta daha yakın seyrettiğimizi görüyoruz. 1782-1783 bölgesindeyiz. Dediğimiz gibi bugün yarın yapılacak olan açıklamalar önemli. Amerika'dan gelecek bugün üfe verisini takip ediyor olacağız. Orada bakalım nasıl bir değerle karşı karşıya kalacağız. 9.2'lik bir beklenti olduğunu hatırlatalım. Daha üstte, daha altı hangi noktada seyredecek? Yakından takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz cuma günü hatırlarsanız TÜFE verisi gelmişti. Oradaki yapıda da 6.8'lik bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalmıştık. Burayı daha yukarıya taşıyabilecek bir potansiyelde veri gelip gelmeyeceği ister istemez buraya yardımcı olacak mı, olmayacak mı? Fed'in adımlarını nasıl etkileyecek? Bunların hepsi fiyatlamalar için önemli. Ama görünen şu ki son 5 haftadır bir dip arayışı içine girdiğini, 1878 bölgesinden başlayan düzeltmenin 1770-1795 bandı arasında bir taban arayışı içinde olduğunu gösteriyor. Karar haftasına geldik. Ya burada artık taban oluşumu sağladık, tekrardan 1800'lü fiyatların üzerine çıkacağımız bir süreci tetikletecek çarşamba akşamından sonraki süreç, ya da aşağıdaki
1825-1842 bandına doğru bir akım gelecek. Bu burada kalacakmış gibi durmuyor. Artık fırtına öncesi sessizlik gibi değerlendirmek lazım. Haber odaklı yön arayışı devam ediyor. Döndüğümüz zaman ons altının günlük grafiğine bakalım. Günlük grafik ne söylüyor? Günlük grafikte de taban arayışının devam ettiğinden bahsediyoruz. Burada biraz güçlenme var. İkinci güne taşıdık biz 8 günlük ortalamanın üzerindeki seyirin kalışın devamını. Bakalım sağlayabilecek miyiz? 1783'ün üzerinde bugünü tamamlayabilecek miyiz? Tamamlamamız önemli. Ama yukarıda yeşille gözüken 1792'de bulunan ortalamanın da üzerinde bir fiyatlama ihtiyacımız var. Yeşilin üzerine çıkabilirsek hem FIBO var hem 21 barlık ortalama. O zaman iş biraz daha kuvvetlenmeye başladı demektir. Ama kırmızı çizgimiz, hep belirtiyorum, 1797 bölgesi. O bölgenin üzerinde bir kapanış gerekiyor önümüzdeki 48 saat içinde ki burada FED etkisinin bertaraf edildiği, tekrardan burada bir çanak oluşumuna doğru gidebilme potansiyeline işaret etsin. Yok, biz 1802-3 bölgesini geçemedik. O bölgeye gittik, kafayı vurduk, tekrar geri döndük. O zaman tehlikeli sular başlıyor. Aşağıda 1756 bölgesi, hep belirtiyorum, omuz baş omuz formasyon olma ihtimali. O seyirin de aşağıda daha derin düşüşlere yol açabilecek, sebep verebilecek nokta. Kararsızlık hakim, güçlenme çabası var ama kalıcı bir güçlenme mi olacak, olmayacak. Onu yakından takip ediyor olacağız. Bu yılı kötü performans sergileyen enstrümanların başına geliyor altın ve gümüş. Diğer bütün enstrümanlar ciddi performans sergilerken bu iki meta olaya tamamen katılamadıklarını görmekteyiz. Ons altın grafik, aylık grafiğe baktığımızda burada da yine morla gözüken 12 aylık ortalamanın hemen altında olduğumuzu görüyoruz. 1785'in de altında kalıcılık pek hoş değil. Aşağıda yeşil 1730, orayı unutmamak lazım, hep belirtiyorum. Kritik noktamız o bölge, o bölgenin altında kapanış görülmemesi şart. Aylık grafikten çeyrekli grafik, onu artık dün bakmıştık, tekrar bakmaya gerek yok. Gümüş tarafına dönelim. Gümüş tarafı baktığımız zaman dün ETF tarafında tekrar bir çıkış geldiğini görüyoruz. 2,5 milyon onsluk. Kimden gelmiş bu çıkış? En büyük gümüş fonu olan iShares Silver Trust tarafından geldiğini görüyoruz. 904 milyon sınırına çekilmiş vaziyette. 1 milyar ons'a kadar çıkmıştık yıl içindeki ataklarda. Şu anda 100 milyon ons civarında bir el değişimden sonra bu bölgeye geldik. Bir taban arayışı içinde olduğunu söylemek mümkün. Bakalım bu taban arayışı tutabilecek mi, tutmayacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Şimdi gümüşün haftalık grafiğe bakalım ne söylüyor bize. Haftalık grafik kritik sulara geldiğimizi, bir karar verme noktasına geldiğini bize gösteriyor. Demin ons için bahsettiğimiz hikaye burada da geçerli. Kritik eşiklere burası biraz daha yakın. Ons tarafı 1730'un uzağında, burası aşağıdaki alt sınır olan 2160'dan çok fazla uzakta olmadığını belirtelim. O bölgenin altındaki fiyatlamalar buradaki seyirin sertleşmesine yol açabileceğini hep belirtiyoruz. Yukarıda 22-42'de bulunan bölgenin üzerinde kapanışa ihtiyaç var bu haftanın geri kalan kısmında. Rahatlama bölgesi için hep belirtiyorum, sarıyla gözüken 100 haftalık ortalamanın üzerine çıkılması lazım ilk etapta. Daha sonraki süreçte de 24 dolar bizim önemli eşiğimiz. 24 dolar üzerindeki fiyatlamalar altında burada bir ikili dip senaryosunun çalışmaya başladığını işareti olacaktır. İkili dip senaryosu çalışıp çalışmayacağı önümüzdeki 48 saat içinde biraz daha kendini belli etmiş olacak. Hatta 48 saat bile değil, daha dar bir marjdan bahsediyoruz. Yarın akşam saat 10.30 gibi bu resim iyice netleşmiş olur. Ondan sonraki süreç bize 21.60'ı kırdırdı mı, kırdırmadı mı? 21.60'ın altındaki bölge bize maalesef aşağıda 18.5'ları göstermeye başlıyor bir grafiğe işaret eder. Bu nedir, bir fırsat mıdır? Tabii ki fırsattır. Bu bölgelere stratejinizi kurmak lazım. Eğer o bölgelerde bir boşalım gelirse pozisyondan açılması muhtemel olabilecek bölge gibi değerlendirilmedi. Dönelim gümüşün günlük grafik, hep belirtiyoruz. Altında biraz toparlanma sinyali var, 8 barlık ortalamanın üzerindeyiz. Hala günlük açıdan gümüş
8 barlık ortalamanın üzerine atamadığını gösteriyor. 8 barlık ortalama bizi hala direnç olarak çalıştığını gösteriyor. Ama şöyle biraz geriye doğru gidersek 8 gündür bir yataylaşma çabası içinde olduğunu. Denemeler var ama denemelerin hiçbirisinde 22-35'te şu an olan 8 barlık ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirememişiz. O bölgenin üzerine atarsak biraz daha güçlenme sinyali kuvvetleniyor demek olacak. 10 üstü 22.89'a işaret ettiğini belirtelim. 22.89 bir sonraki direnç noktası olarak değerlendirilmeli ve hemen üstünde de 23.13. Burada resim ne zaman iyileşmeye başladı artık bu tehlikeli bölgeden çıkıyoruz diye konuşabilmemiz için kırmızıyla gözüken ortalamanın üzerine bir fiyatlama ihtiyaç var. Orası da 23.35 bölgesi olduğunu söyleyeyim. 23.35 üzerinde gümüş yatırımcısının biraz daha rahat soluklanması beklenir. Aşağı sarkışlarda 21.40-21.60 bölgesine çok dikkat. O bölgenin altındaki bir kapanış resmin iyice bozulmasına yol açar. Bir anda aşağıdaki desteklerin çalışması gündeme gelebilir. Aylık grafik açısından da deminki grafikte kıyasladığımızda zayıf seyir burada da gözüküyor altına göre kıyasladığımızda. Üçüncü destek sınırı bölgesi olan ortalamaya yakın bölgedeyiz, 21.67'de. O bölgenin altındaki fiyatlamalar tehlikelidir. O da bize 20.10 ve 17.70 bölgesini aşağıya doğru açma potansiyeline işaret eder. Ons altın gümüş paritesine bakarsak, burada bir yataylaşmanın gelmeye başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 80.39'da bulunan 100 haftalık ortalama, parite ortalamasının üstü test edilmişti. Bu hafta da oraya geldik, konuşlandık. Biraz bekle gör yapıyoruz. Gümüşün taban arayışının sonuçlanması eğer gerçekleşir ise, burada ikili dip noktasına bir hareket gelebilirse, o zaman burada geri çekilme devam eder. Ama bu grafik eğer yeşilin üzerine kalmaya başlar ise, o da bize şunu söyleyecek, altın güçlü, gümüş zayıf. Altın fiyatı sabit bile kalsa gümüşteki düşüşlerin biraz daha sertleşme ihtimalini gündeme getirebilir. Karar haftası net şekilde söyleyebilirim. Altın ve gümüş yatırımcısı bu hafta artık yarın akşamdan sonra bir seyre şahit olacak. Bakalım biz de yakından takip ediyor olacağız. Doğalgaz haftalık grafiklere bakalım. 3.95 bölgesinin hemen altındayız. Burada biliyorsunuz demin haber başlıklarını okuduk. Rusya-Avrupa Birliği geriliminin devam ettiğini, özellikle uzun vadeli kontratlar noktasında artık Avrupa Birliği Rusya ile bu kontratları 2049 yılı ötesine taşımak istemediğine yönelik haber başlıkları geliyor. Ukrayna hala gündemde sıcak gelişme olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Bunların hepsi biraz da doğalgaz piyasası üzerine baskı unsuru oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 3.68 önemli destek noktası diyelim. Petrol tarafına dönelim. Petrol tarafı bize ne işaret ediyor? WTI haftalık grafiğe baktığımızda sert kırılımdan sonra toparlanmanın devam ettiğini, 70 dolar üzerine tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. 70-50 bölgesinden destek bulmaya devam ediyor. Baktığımız zaman şöyle geçmişe yönelik son 6 haftadır bu bölgenin üzerinde tutunuyoruz. Bu tutunma ne kadar son 6 gündür bu bölgenin üzerinde tutunuyoruz. 73.07 bölgesi bizim için dikkat etmemiz gereken nokta. O bölgenin üzerine çıkabilir isek biraz daha kuvvetlenme gelecektir. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamalar, shortçılara dikkat, biz buradayız, her an olaya müdahil olabiliriz noktasında söylemleri var. Hatırlatmak isterim. Brent petrolün haftalık grafiğine bakarsak, buradaki seyir 76 sınırına geldi, dayandı 76-76-25. O bölgeyi aşamadığımız görüyoruz, tekrar geri çekildik. Aşağıda 74.5 bölgesi ana destek konumunda olmaya devam ediyor. O bölgenin altı bu hafta içinde görüldü ama üzerinde tutunuyoruz. Bakalım haftanın geri kalan kısmında omikron varyantı hikayesiyle birlikte bu bölgenin altına iner mi inmez mi, bunu yakından takip edeceğiz. Eğer altındaki bir fiyatlama başlıyorsa, 74.50'nin altındaki fiyatlama başlıyorsa, o zaman gündeme 72 bölgesi gelmeye başlayacaktır ve peşinden de 70-29 destekler noktasında. Kuvvetli seyir için artık tekrardan burası güçleniyor teyidini alabilmesi için 76-25 üzerinde fiyatlama ihtiyaç olduğunu belirtelim. Şu an için seyre baktığımızda hala bir zayıf senaryoya işaret ettiğini belirtmek lazım. Platin tarafına bir bakalım isterseniz. Platin'de grafik bize ne söylüyor?
930 bölgesine bir taban arayışı içinde olduğunu bize gösteriyor. Yukarıda 965'i aşamadığımızı, ortalama bölgesini de aşamadığımızı gösteriyor. İlk etapta 965'in üzerine bir fiyatlama ihtiyacı olduğunu söyleyelim. Daha sonra 991 ve 1015 bölgeleri direnç konumunda diyebiliriz. Bir aşağısında da destek olarak görünecek bölge 900 bölgesi gibi, 895-900 bölgesi gibi karşımıza çıktığını belirtelim. Efendim, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşça kalın. Bitexen emtia piyasasını sundu.